Evet, iyi günler çocuklarım. Artık kitabımızın sonuna geldik. 6. ünite değerlendirme soruları buraya geldik. Aşağıdakilerden hangisi diyor standart olmayan ölçü, ölçme aracıdır. Bir değerlendirme yapacağız ve aynı zamanda ne yapıyoruz? Kitabımız artık bitiyor. Şimdi standart olmayan yani herkes için geçerli olmayan hangisi? Şimdi burada cetvelimize bakıyoruz cetvelimizin boyu değil mi? Ölçtüğümüz zaman herkes için aynı çıkar. Çünkü eşit aralıklarla bölünmüş. Bunu Ali de ölçse, Veli de ölçse, Ayşe de ölçse, Fatma da ölçse aynı sonucu bulur. Mezruya bakırsak mezruda da aynı şekilde değil mi? Anneniz evde bir kumaşı ölçtü, götürdü terziye. Orada da ölçtüklerinde aynı sonucu verir. Ama karışla ölçtüğümüz şey senin karışında benim karışım aynı uzunlukta olmadığı için bu standart olmayandır. Onun için hemen B şıkkına işaret diyorum. Evet geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda aşağıdaki varlıklardan hangisinin uzunluğunun santimetre ile ölçülmesi diğerlerine göre daha zordur diyor. Şimdi bakın bunu ne yapabilirim ben? Kolaylıkla hemen ölçebilirim değil mi? Silgimi metre ile kolaylıkla ölçebilirim. Hemen bir size göstereyim şöyle. Bakın. Daha önceki dersimizden hatırlarsanız ne yapmışız? Silgiyi santimetre ile ölçmemiz kolay. Sonra bunu ataşa bakarsak ataşı da ne yapabilirim? Ben değil mi? Bakın ölçebilirim. 4 santim geliyor gördüğünüz gibi. Böyle ölçebilirim. Ama bir evin boyunu, bir evin boyunu santimetre ile cetvelle ölçmemiz çok zordur. Bunu ne ile ölçmemiz lazım? Metre ile ölçmemiz lazım değil mi? Santimetre ile ölçmeye kalkarsak çok çok zamanımızı alır. Onun için en zor olan budur. Ölçülmez değil ama zordur. Geçtik üçüncü sorumuza. Yukarıda verilen sayı doğrultusunda her birinin 3 santimetredir. Her birim 3 santimetredir diyor. Buna göre verilen şekillerin arasındaki mesafe kaç santimetredir? Şimdi bize diyor ki bakın çocuklar. Her birimin arası yani sıfırla bir arası 3 santimmiş. 3 santim. Burası da 3 santim. 3, 3, 3, 3, 3, 3 şekledir diyor. Yani her biri 3'er santimmiş araları. Sakın 1, 2 diye saymayın. Çünkü bize ne diyorsa ona göre yapıyoruz. Buna göre diyor verilen şekillerin arasındaki mesafe. Yani bize baştan değil bununla bunun arasındaki mesafe ne kadardır diyor. Bakıyorum buraya 3, 3 daha 6, 3 daha 9. Şöyle yapabilirim. 3 artı 3 artı 3 eşittir. 9 santimetredir diyorum. Bunu da tabii ki şöyle de yapabilirdik. 3 çarpı 2, 3 çarpı 3 de Yapabilirdik. Değil mi? Bu da çarpma yöntemiyle yapılışı diyebilirdik. Evet geldik dördüncü sorumuza. Bir karenin bir kenarının uzunluğu 4 cm'dir. Bu karenin bütün kenar uzunluklarının toplamı kaçtır? Şimdi böyle sorularda mutlaka eğer bize bir şey gösteriyorsa mutlaka onun öncelikle şeklini çizelim çocuklarım. Mesela bir kare diyor. Kare demek her kenarı eşit demek. Hemen şöyle bir tane kare çiziyorum. Gördüğünüz gibi bir kare çizdim. Şimdi her bir kenarı 4 santimmiş. Burası 4 santim, burası da 4, burası da 4, burası da 4. 4 santim, 4 santim, 4 santim, 4 santim. Bu karenin bütün kenarlarının uzunluklarının toplamı nedir diyor? Ne yapabilirim? 4 artı 4 artı 4 artı 4 4 tane 4'ü yazıp 4, 4 daha 8, 4 daha 12, 4 daha 16 santimetreyi bulurum. Ama bunu hemen çarpma şeklinde yazarsak 4 çarpı 4 deyip de 4 kere 4 16 santimetrede diyebilirim. Evet. Ünite konularına devam ediyoruz. Ünite sorularının cevaplarına devam ediyoruz. 5. sorumuza geldik. Beşinci sorumuza gelmişken ben size bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Bu yaz çalışkanlarının bilgi kovanını çözüp çözümlerini size atacağım. Önce siz bu kitabı alın. Kendiniz çözün. Çözdükten sonra benim videoyu izleyerek niçin öyle olduğunu farkına varın. Evet. Şimdi dersimize devam edelim. Sınıfta yapılan araştırmada 8 kişi çikolatanın, 6 kişi dondurmanın, 10 kişi şekerin ve 9 kişi pastanın en sevdikleri tatlı olduğunu söylediler. Bu verilere göre oluşturulan çetele tablosu hangisidir diyor. Şimdi çetele çizikler de hani hatırlıyorsanız ama bize orada sayılar verilmiş. 8 kişi çikolata. Hemen öncelikle nereye bakıyorum? Çikolataya bakıyorum. 8 olanlara bakıyorum. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Hepsinde aynı. 3'ü de olabilir. Hemen diğerine, diğerine bakıyorum. 6 kişi dondurma diyor. Gördüğünüz gibi 6 kişi dondurma. Bakıyorum. Burada 5 tane dondurma var. Gitti. Burada 6 tane dondurma var. Burada 6 tane dondurma var. O zaman bunun ikisinden biri olacak. Değil mi? Öbürü gitti çünkü. 10 kişi şekerin. Şekerin de 10 kişiymiş. Hemen bakıyorum burada 5 kişi var. Gitti. Geriye bu kaldı. Bakalım ama doğru mu yapılmış kontrol edeceğiz. Burada 5, 5 daha 10 var. 9 kişi de pastanın. Bakalım burası 9 mu? 5 6 7 8 9. Evet, doğru cevabımız onun için nedir? C şıkkıdır. İşaretliyorum. Evet geldik altıncı soruya. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. 73 kilogram un 80 kilogram pirinçten ağırdır. Hemen direkt ne yaptık? Bu 73 kilogram mı ağır? 80 kilogram mı ağır? Tabii ki 80 ağır. Onun için bu yanlış tek tek hepsini yapmamız gerekiyor. 17 kilogram sabunun ağırlığı 17 kilogram demirin ağırlığına eşittir. Bu doğru. 47 kilogram demir 46 kilogram pamuktan ağırdır. Evet çünkü bu 47 bu 46. Biz de cinsine değil ağırlıklarına kütlelerine bakıyoruz. 47 tabii ki 46'dan ağır. Bu da doğru ama yanlış olan A şıkkı diyorum. Böylelikle altıncı sorumuzu da bitirmiş olduk. Geldik yedinci sorumuza. Yine bir grafik sorumuz var. Şekil, nesne grafiği var. Grafiğe ait tablo aşağıdakilerden hangisidir? diyor. Önce her nesne beş kitabı göstermektedir. Ben size diğer derslerinde anlatırken bunun çok önemli olduğunu söylüyorum. Onun için öncelikle buna dikkat edeceğiz. Şimdi bakıyoruz. Hikaye kitabının her biri 5 5 5'miş. 5 10 15. Hemen şuraya yazıyorum. Masal kitapları 5 10 15 20. Hemen buraya yazıyorum. Şiir kitabı 5 10. Buraya yazıyorum. Evet. Şimdi buraya yazdım. Şimdi buna göre aşağıdaki de hangisi olduğunu bulacağım. Hikaye 15 15 15 15. Hepsinde aynı. Masal 20 20 15 bu gitti. Şiir kitabı 10. Burada 15, burada 10. Onun için A şıkkı diyorum. Evet, biraz gözükmemiş. Bakın burada 10, burada 15. Bizimki ise 10. Burada olduğunu gördük. Onun için bu da gitmiş oldu. Geriye bu kaldı. Onun için A şıkkını işaretledik. 8'e geldik sorumuza. Aşağıdakilerin hangisinin kütlesi 10 kilo oran olabilir? Evet. Şimdi Sizce şöyle bir düşüneceğiz. Yani mantıklı düşünme kısmı bu. Burada 3 tane elman hiç 10 kilogram gelir mi? Hatta 1 kilogram gelir mi 3 tane elma? Çok büyük elmalarsa varsa gelebilir. Ama onun dışında 1 kilo gelir. 10 kilogram gelemez gitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diyelim ki her bir elma 1 kilo gelse olsa olsa 7 kilogram olur. Yine 10 kilogram olmadı gitti. Ama burada bir sandık ya da bir kasa elma var. Bu 10 kilogram olabilir mi? Tabii ki bu olabilir ama diğer ikisi kesinlikle olmaz. Geldik 9. soruya. Çuvalların her biri 10'ar kilogramdır. 3 çuvalın unun 12 kilogramı ile ekmek 9 kilogram ile pide yapılmıştır. Geriye kaç kilogram un kalmıştır? Şimdi 10, 10, 10. Hemen buradan 3 kilogram 3 çuvalın 3 tane çuval varmış. Her biri 10'ar kilogrammış. Değil mi? Önce ne kadar elimizde unumuz var? Hemen şuraya yapıyorum. 10 artı 10 artı 10 eşittir. 30 kilogram unumuz var. Un. Bir öncelikle bunu bir yazalım. 3 çuval unun 12 kilogramı ile ekmek. 12 kilogram ile ekmek yapıldığına göre 30'dan 12'yi çıkarırsam Değil mi? Sıfırdan 2 çıkmaz. 10'dan burası 10 oldu. Burası 2 kaldı. Artık 10'dan 2 çıktı. 8 kaldı. Burada 2'den 1 çıktı. 1 kaldı. 18 kilogram kalmış. Ekmeği yapınca bir de ama 9 kilogram ile de pide yapılmış. Hemen 18'den 9'u çıkarabilirim. Değil mi? Ne yaparım? Bir de hemen 8'den 9 çıkmaz komşuya gittim. Bir 10'lu kaldım. Burası 0 kaldı artık. Burası ne oldu? 18 olmuş oldu. 18'den 9'u çıkarırsam geriye doğru sayarsak 9 kilogram kalır. Bu da A şıkkı. Bunu diğer yöntemlerde çözebiliriz. Diğer dersimizde ben size buna benzer bir soru vardı. Diğer ikinci yöntemle birinci yöntem ikinci yöntem diye göstermiştim. O yöntemlerde siz çözebilirsiniz. Evet dersimize devam edemiyoruz. Çünkü artık dersimizi bitirdik. Bu sorularda da çözmüş olduk. Ee, başarılar diyorum. İyi bir yaz tatili diliyorum. Yeniden söylüyorum. Bu kitabı alıp çözerseniz çözümlerimizi bu kanalda tekrar göreceksiniz diyorum. Kendinize iyi bakın. İyi tatiller sevgili çocuklarım.